Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bugün buraya tertemiz ağızlarla tertemiz bir besmele çekmeye geldik. Adem Aleyhisselam'a söylendiği gibi, inandığımız kitabın müjdemizin başlangıcı gibi, hayırlı her işe başladığımız gibi. Nefsi emare, nefsin en aşağı durumundaki isyankar nefis. Şeytanın avanesi olmuş, heva hevesini tatmin için haşa dini İslam'ı kullanmaktan çekinmeyenlerin nefsi. Aleyhisselatü vesselam Peygamber Efendimiz, mücahit nefsine karşı cihat eden kimsedir buyurmuyor mu? İlahi vahyin ilk başlangıcında ikra vardı. Cenab-ı Rabbimiz Habibullah'a oku demedi mi? El-Hak insan noksandır lakin mümin mümine şifadır da. Biz fani kulların bulduğu ve dahi bulacağı şifa, sağlık ve afiyet bazen hemen öncesine acı ilaçlar çağırabilir. Mümin izzetinin kalbinde kemal lezzeti, idrak lezzeti ve ilahi sonsuz aşkın lezzeti vardır. Hadis-i şerife kulak verelim. Kim bir kötülük görürse eliyle, buna gücü yetmezse diliyle onu önlesin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle kötülüğe öfke duysun. Faninin eli artık hayrın kapısını aralamaktan, alın teriyle helal ekmek yemekten başka bir kapı aralamayacak. Bir kere daha tertemiz bir kalp, bembeyaz bir dille. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Haf ve reca ey inananlar. Korku ve ümit. Korku ve ümit nefsin iki dizgini. Rabbin lütuflarını görme ümidiyle günahlarından kaçınamama korkusu. Değil mi ki faziletler tövbe, sabır, şükür, haf ve reca şeklinde sıralanmıştır. Ulularımız mümini korku ve ümidi eşit olan kimse diye tarif etmemiş miydi? Bir daha toplanacağımız bu post merasimine dek siz fanilerden ricam bu faziletlerin üzerinde teker teker durmanız ve dahi tefekkür etmenizdir. Allah sırat-ı müstakimden ayırmasın. Amin. Amin. Nefsin şerrinden bahsederek başlamıştım. Yine son olarak nefsin şerrini ve şerre karşı fanilerin unutmaması icap eden bir şeyi hatırlatmak isterim. Müesser Hanım için vakt-ı mekatıl cezası münasiptir. Heh. Merhaba. Aleykümselam. Savcı hanım işiniz bitti. Herhalde değil mi? Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Biz daha biz aciz vatandaşız ya. Biz daha ne yapacağız? Yani devletimiz kusursuz bir şekilde işini halletmiştir diye düşünüyorum ben. Olay yeri işini bitirdi. Dosyaların kopyaları da elimizde. Bir adamını da malum tutukladık. Vahid'in kaçtığı geçidi de bulduk ama devamı gelmedi. Allah'ım böcek gibi ha. İyi bilir buranın deliklerini. Lakin ben de iyi bilirim. Hepsini kapattıracağım. Döneceğinden mi endişe ediyorsunuz? Elini kolunu sallayarak gezmesin. Hey, o
vallahi şimdi Horasan'a kadar koşa koşa elini kolunu sallaya sallaya gitmiştir. Elini kolunu. Ah, bir de ne demiştiniz? Arbede sırasında kolu kopmuş Vahid'in. Yersek yani, öyle mi? Yok yok yok. Ben onu hani deyim var ya, şey olarak hani böyle kılıcla yaşayan kılıcla şey. Ya mecazen. Neyse, benim şimdi sizden bir isteğim olacak. Taş gibi bir dosya hazırlamam lazım. Bu adamlar sabun gibi kaygan, kolay kolay tutamazsın. O yüzden delillerin orijinal kaynağına ihtiyacım var. Bilgisayarı bulamadınız. Yani bu elimizdeki dosyayla sinekleri avlarız şüphesiz. Ama bataklığı kurutacaksak bu iş nereye, kimlere varıyor? Hatırlı dostları kimler? Onları öğrenmeliyim ve ispat etmeliyim. En son meclise girmeden önce laptopu kullandı. Eğer ki buradan birine vermediyse aha bu çatının altındadır. Aradık ama bulamadık. Belki de bahsettiğiniz gibi o deliklerden birine sakladı. O yüzden kulağınız kesik olsun. Esas kanıt olan o bilgisayara çok ihtiyacım var. Yani gerekirse yeni bir arama emri çıkartacağım. Hiç gerek yok. Bizim kapımız size her daim açıktır. Yani vallahi gerekirse ben de köstebek gibi her taşın altına, her ağacın gölgesine bakarım. Siz bana itimat edin yeterdir. Biz bu işi hallederiz ya. Benim için neydi? Bazı böcekler kolu bacağı kopsa da yaşamaya ve ısırmaya devam ediyor Sadi Bey. Ya? Gözümüzün yaşına bakmadan kapıya koydular bizi. Sözleşmemiz yokmuşmuş. Zaten bizi haricen almışmışlar. Daha ağzımızı açıyorduk. Soruşturma lafları etmeye başladılar. Babanızla ilgili olan soruşturma. Sizi işe Vahid Efendi koymuştu. Öyle. Nasıl koymuştu? Bilmiyoruz ki. Bilmiyorsunuz. Merak da mı etmediniz? Teknik eleman olarak işe alındığınızı söylediniz. Bu tekniğin alameti nedir? Ne yapıyordunuz o dairede? Daire dediğimiz öyle uzun boylu bir yer değil. Küçük bir işletme Mürşit Hazretleri. Biz masa başındaydık. Benim zanaatım... Bizim zanaatımız terziliktir Mürşit Hazretleri. Ben de şoförlük bilirim. Yani size verilen bu teknik vazifeyle ilgili bir uzmanlığınız yok, öyle mi? Öğreniyorduk. Öğreniyordunuz. Meslek meslekte öğrenilseydi. Yoldan çevirin birini, getirin müezzin yapalım. Öğrenir. Sela vakti ezan okusun, ezan vakti de kamet getirsin. Ama öğrenir. Arada sizin ibadetinize zarar gelir mi? Gelsin. Kendi ağzınızla söylediniz. Terzilik biliyorsan terzilik yap. Şoförlük biliyorsan şoförlük. Değil mi Hoca Hazretleri? Faniler. Bu böyle olmadı Cüneyt'im. Neden Hoca Hazretleri? Babamın kırık döktükleri mi toparlayalım? Senin baban yokken bu garibanlar vardı ha. Bak, garibanlar. Garibanlar gariban kalsınlar. İnan o işler öyle değil. Cüneyt Efendi. Mürşit Efendi. Sen daha 3 öğün önce babanın gazabından beni sakınmak için bu tekkeden bizzat gitmeyi göze almadın mı? Hı? Ben ne yaptımsa bu dam için yaptım. Sen bunu bilmiyor musun? Cürmümden eminsin de bana sındırı mı hak gördün? Tek kimseye reva görmediğin cezayı bana mı reva gördün? Amcam Sadi Hüdayi Hoca Hazretleri'nin hak yolundan dönmediğine bizzat ben şahidim. Benim şehadetim sana kafi gelir mi müyesser hanım? Estağfurullah da Naim... Naim efendi. Hani şu sokağa her çıktığında her koluna bakana bir izahat borcu olan Naim efendi. Onun cezası bedenindedir müyesser hanım. Daha başka isim saymaya da gerek yok. Dahası hiçbirisi senin gibi senin kadar onun kılıcı değildi. Kararım katidir. Thank you.
Cüneyd'im. Daha bayram edeli vallahi bir ezan vakti geçmedi. Sen böyle edersen aha bu dergaha şivan düşer ha. Biraz sakin. Sükut. Yahu ben sana demiyorum ki acilsin. Lakin telaş etme Cüneyd'im. Bak daha dün bir bugün iki ha. Önce sındır dedin. Sonra bu garibanların yüzünü öne eğdin gönderdin ya. Liyakatsiz çalışan, mesleğine gönül indirmeyen, tehditle, belki de şantajla işe sokulan garibanlar mı? Yahu sen yetişemedin diyeceğim de aklın fikrin her şeye yetiyor maşallah. Bir buna mı yetmiyor Allah'ın aşkına ya? Hem bizi hem bu adamları yani kılığımızdan, kıyafetimizden, dilimizdeki Allah kelamından ötürü kaç kapıdan çevirdiler? He? Ya bizi fişlemeye kırtasiye yetmiyordu kırtasiye. Dün bugün değil ha, kaç 10 yılımız geçti böyle. Bir hakikati daha anlamamak için daha kaç hata yapacaksın Hoca Hazretleri? Cüneyd'im, yeğenim. Madem beni bekledin, madem irşadımın hakikatinden emindin, şimdi ne oldu da ilmimin izzetini tartıya çıkardın amca? Vallahi de, billahi de, tillahi de hiç kimse senin ilmini, ferasetini teraziye çıkartmıyor. Ben sana dünkü ezadan bahsediyorum. Sen geldin irşadın burnumun dibine kadar getirdin ama ya. Yani ben de bu hayatta senden birkaç gün fazla yaşadım ha Cüneyd Efendi. Vallahi de, billahi de ben kılıcın hem keskin hem de paslı tarafını gördüm. İhkaka hak derler buna Hoca Hazretleri. Sen benden daha iyi bilirsin. Kendi hakkımızı alacağız diye başkasının haksızlığını çoğaltmayacağız. Cüneyt Efendi sındır attırdı Müyesser Hanım'ın önüne. Demek ki hak etmiş vaktime katılı. Olmaz öyle şey. Cüneyt Efendi yapmaz öyle şey. Hoca Efendi. Hayırdır fani böyle yol keser gibi tövbe estağfirullah. Acilemiz var helallik vereceğiz söyle. Bu ne? Arabama şoförüm yok. Dile gelsene be adam. Mürşit Efendi istetmiş. Ee? Bu da atılan arabaların anahtarlarını toplayacakmış. Hocam mani olmanızın bir hali yolu yok mudur? Gördüğümüzden olmasaydık. Bu böyle ulu orta konuşulacak şey mi? Ha? Mürşidiniz ne diyorsa harfiyen tatbik edeceksiniz. Hanım annene yol ver haydi. Haydi. Hürmetsizlik böyle virüs gibi yayılıyor derhal. Bugün bunu yapan yarın daha büyük hürmetsizlik yapacak. Mürşit Efendi de attı beni bunların önüne böyle. Bu gidişat hiç iyi değil efendi. İnsanlar vahit demeye başlamasın da. Allah aşkına şu zebanin adını amma. Haydi. Destur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam amca ne oldu? Ya kusura bakma böyle daldım içeriye mühim bir şey olmasa şey yapmazdım. Bu meclis meşayih bir şeyleri beyan edeceklermiş. Beyan mı edecekmiş? Neyi? Ya neyi olacak? Aramızdaki kara koyunu bulduk diyeceklermiş. Vallahi biz abakız. Sütte leke var bizim meclisimize yok diyeceklermiş. Bu adı faniler midir nedir? Kusur da günah da onlardadır. Herkes ki ona göre tedbirini alsın diyeceklermiş. Eğer böyle olursa vallahi de billahi de mahvü perişan oluruz. Bunların yapacağı bir tek beyanla var ya böyle çarpa çarpa büyür dağ gibi olur. Alemi İslam'la perişan oluruz. Ya bunlar evhamlanmışlar mı yoksa uyduruyorlar mı? Ya evet evham da işte sen de tam da mürşit olarak çıkıp bunu ilan etmen icap ediyor. Ah senin bu var ya Deccal babam. Sen diyeceksin ki benim mürşit dedemin kovgunudur bu. Bir çekti gitti geldi eşkıya gibi adamlarla bizi perişan etti yani. Bu fani fukaraların ne işi var günahı var? Ya yine mi fukara oldu faniler? O maaş kartlarını sorgusuz sualsiz alan... O doğru at gibi arabalara hiç yüksünmeden binen amca küf bile yeri geliyor derman oluyor beşere. Ya bırak kim ne derse desin. Ya bakarsın biz faniler bu vesileyle ahiretimizi kurtarırız. Hem sen demez misin? Her nimette bir külfet, her külfette de bir nimet vardır diye. E al sana 4 başı mamur bir imtihan. Saadim, erim, hoş geldin. Güzel gördüm. Aa, bu kokuları da duymadığına göre meselemiz büyük demek. Gel. Ne oldu? Oh. Söyle hadi. Derdine derman arar durursun. Derdime derman arıyorum da kökünü de biliyorum. Ah, bundan mütevellit böyle yuvasız kuşlar gibi pazar bekliyorum. Haşa, deme öyle.
Cüneyt mi yoksa? Teferruat? Teferruat ne olacak? Keskin sirke küpüne zarar. Hoş Cüneyt Efendi'nin küpüde taktığı yok ya. Ya geçtim karşısına. O kadar ballı, şerbetli laf ettim, söyledim yüzüne karşı yani. Öyle. Yok, bana mısın demedi. Bu ablam konusunda da vaktime katılı. Vallahi herkesin iştahına dokundu. Bir tarafta da merasim var. Arif'in anası sayılırım ben de. Bir sürü iş yapılacak. Yani orada ablam, burada düğün. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Çözeceğim. Hepsini çözeceğim de. Daha çok güneşin doğup batması lazım aslında. Günler. Arife. Bak sen onun anası yerindesin. O benim kıymetlimdir. Ona mukayyet olur mu? Cüneyt'imiz. Rabbül Alemin bakalım bize neler yaptıracak, neler gösterecek. Allah yardım eylesin. Lakin beni biliyorsun. Ben beklerim. Sabrederim. Sonra varırım. Bilmez miyim Civan'ım? Bilmez miyim? Senin emsalin var mı hiç şu dünyada? Hı? Bırak Cüneyt emsalsiz sansınlar. Terazi senin önünde olduktan sonra her kim o teraziyi eli titremeden tutabiliyorsa varsın çıksın karşına, aşık atsın seninle. Var mı öyle bir yiğit? Yok. Namümkün. Sebat da her şeyi halledersin sen, yeter ki gamlanma. Ha bir de bu odaya girdiğinde kokuları her daim duymayı da unutma. Saatim. Haddeden geçmiş nezaket, ya lübal olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden, ruhsarı al olmuş sana. Efendiler, şimdi biz cennet mekan Mürşit babanla, fanilerle beraber buralara göçtüğümüz vakit böyle ağzına kadar insan yoktu ha buralarda. Tabi üstünden çok zaman geçti fakat benim mürşidi evvel babamın keramet gibi ettiği bir laf kulaklarımda. Sadi Hudayi derdi. Böyle derdi. Evladım derdi. Elmayı çürüten içindeki kurttur ha. Sakın zehri dışarıda arama. Hakkını sen aradın. Biz faniler. Evvela memleketimizde. Daha sonra burada Ecnebistan'da sadece ve sadece İslam'ın nurunu dalgalandırmaya gayret ettik. Hem vallahi hem de billahi. Evvela adımıza bildiğiniz üzere fani dedik. Allah'ın izni ve inayetiyle de gideceğimiz yere de fena demişiz. Tek bir derdimiz var, insanı kamil olmaya gayret etmek. Gelin görün ki yıllar içerisinde faniler hayırlardan hayırlara koştular. Gün oldu, o gün oldu. Elmanın içindeki kurt uyandı. Ha geldi dergahımızın ortasına. Yahu bomba gibi düştü. Zehrini akıttıkça akıttıkça akıttı. Artık sır değil. Biz de darma duman olduk. Efendiler, şimdi siz kalkıp o kurda hürmet ederseniz şayet, vallahi hem elmaya hem de elmanın bahçesine haksızlık edersiniz. 100 yıldır cem olmuş, derlenmiş, demlenmiş bu meclise yarışan o bahçeye, o elmaya su yolu açmaktır. Vallahi sadece suyun yolunu açmak da değil, ağacından taşından toprağına kadar sıhhatinden emin olmaktır. Acizane ve dahi acizane, ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Arz ederim.
Meclisin tamamının sana hak verdiğini görüyorum. Sadi Hüdayi Hoca Efendi. Gönlümüzün çok da mütmain olmadığı bir meselede tekkenizin hakiki insanının, damınızın mürşidinin 100 yıl sonra toplanan bu meclise admet etmesi gerekirmiş meğer. Sevgili hocam, bizim mürşidimiz... Sadi Hüdayi Hoca Efendi, benim karşımda gördüğüm babasının hatipoğlu mürşid Sadi Hüdayi'dir. Bu kabiliyetli oğul, ağabeyinin günahlarını, kusurlarını bizzat unutturup meclisin başına geçmeye namzettir. Allah, eyvallah. Lakin siz varın beni gene de fanilerin sadece memessili varsayın olur mu? Zira bizim mürşidimiz tekkesinin başındadır. Allah'ın izni ve inayetiyle sizin de yardımınızla biz ancak faniler olarak hayırlardan hayırlara koşmak isteriz. Derdimiz budur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.